Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz Almanya'da yaşayan bir işveren, iş adamı, girişimci veya bir yönetici, bir lider en büyük problemine genellikle kişinin kendini yalnız hissetmesi. Her insanın onaylanma ihtiyacı var. Peki bu onaylayan insanları bulabilmesi için kişi, iş adamı birilerini etrafındaki insanlara soruyor. Mesela bir projesi var, çalışması var, onaylanma ihtiyacı var. Yani birisi gelsin beni onaylasın, beni motive etsin. Böyle bir beklentisi var ama yanlış kişilere sorduğu için, etrafındaki yanlış insanlara danıştığından dolayı onlar ilk önce ona ne diyecekler? Belki kendileri yetersiz olduğu için onu diyecekler. Yapamaz, başaramaz, beceremez, sen hiç dokunma. Veya seni korkutacaklar. Bir iş adamısın ve işini yapmak istiyorsun. Daha başarılı bir yere getirmek istiyorsun. O korkan insanlara sorduğundan dolayı seni motive edeceği yerde seni demoralize edecek. Hatta bununla alakalı bir söz var. Korkaklarla asla istişare yapmayınız. Çünkü korkaklarla istişare yaparsanız o seni devamlı aşağı çekecek. Sen adım atamayacaksın. Devamlı rüyalarına gidecek belki. O seni korkuttuğundan dolayı o korkular aklına gelecek. Devamlı seni frenleyecek. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan iş adamlarının en büyük problemi gerçekten yalnız hissetmeleri, kendine kafa dengi adam bulamamalı. Veya iş adamı derneğine üye oluyor. Diyor ki umudu var. Bu dernekte iş adamlar var. Burada girişimciler var. Beni motive ederler. Beklentisi de gidiyor. Bir bakıyor. Kendi düzeni çalışan adam yok. Örneğin hani şey olmasın da Türkiye'de dönercilere de iş adamı diyorlar. Yani büfe sahiplerine de, trinkale sahiplerine de iş adamı diyorlar. Onlarla oturup kalkıyor. Bu sefer onlar aynı düzeyde çalışmadıkları için girişimci iş adamı, başarılı olmak isteyen bir iş adamını aşağı çekiyorlar. Korku yüklüyorlar. Dolayısıyla iş adamları derneğini de iyi seçmen lazım. Yani gerçekten sen eğer fikir danışmak istiyorsan, moral almak istiyorsan veya finansal destek almak istiyorsan, bilgi almak istiyorsan o zaman senden 10 katı daha fazla bilgili, tecrübeli ve zengin birisine sorman gerekiyor. Yani o kişiyi bulup onunla istişare ederek onun onayını almanın sana tavsiye ederim. Eğer iş adamıysa veya lidersen, tabii ben sadece iş adamlar değil, liderler, yöneticiler veya gerçekten kendini geliştirmeye çalışan veya gelişime açık ev hanımları veya babalar da öyle. Yani onlar da eğer kendine açıksa, kendini geliştirmeye açıksa onlara da sesleniyorum. Aynı düzeyde bu anlattıklarım teknikler onlara da geçer. Dolayısıyla sen bu onaylanma ihtiyacını gidermek için kendine denk, senden daha bilgili, senden 10 kat daha ileride olan kişilerden bilgi alacaksın. Onlarla oturup kalkacaksın, onlarla istişare edeceksin. Bunun yanında şunu da eklemek istiyorum. Biz zaten yıllardan beri kendini geliştirmeye açık iş adamlarına, liderlere, yöneticilere veya babalara veya annelere zaten bu konularda yardımcı oluyoruz. Yani bizim çevremiz zaten bu insanlarla dolu. Yani kendini geliştirmiş ve kendini geliştirmeye açık insanlar olduğu için otomatikman o çevrenin içerisine giriyorsun. Biz onların kafadaki kilitlerini tespit ederek, zayıf yönlerini tespit ediyoruz. Onların zayıf yönlerini güçlendirerek aynı zamanda potansiyellerinin de kullanmalarına vesile oluyoruz. Peki potansiyel nedir? Herkesin içerisinde potansiyel var. Mesela şöyle düşün. Çok lüks bir araban var. AMG 63 diyelim. Garajda duruyor. Ama sen onun farkında değilsin. Ne yapıyorsun? Tekeri patlak bisikletle yürümeye çalışıyorsun. İlerlemeye çalışıyorsun. İşte o potansiyelini otobana çıkarırsan o zaman kullanmış oluyorsun. Hayatını zayi etmemiş oluyorsun. Biraz önce dediğim gibi güçsüz taraflarını güçlendireceksin. Potansiyelini piyasaya çıkaracaksın ve senin beynin o zaman programlanıyor. Başarıya o şekilde programlanıyor. Bizim sistemimiz bu şekilde. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımız bu konularda yardımcı oluyoruz. Sana da bu konularda yardımcı olmamı istiyorsa, yani kendini geliştirmeye açık birisiysen, kendine yatırım yapmaya açık birisiysen o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com